Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un üretmiş olduğu S Charger Pad kablosuz şarj cihazını inceleyeceğiz. Dilerseniz her zaman olduğu gibi kutu içeriğimizle başlayalım. Gerçi kutu içeriğinde çok fazla bir şey yok. Çıkartıyorum. Bunda hiçbir şey yok zaten. Kablosuz şarj cihazımızın kendisi geliyor ve bir adet de kullanım kılavuzu geliyor. Fark ettiğiniz üzere herhangi bir kablo vesaire yok. Siz kendi telefonunuzun şarj aletini kullanmanız lazım. Alt tarafta bulunan micro USB yuvasına takıyoruz şarj aletimizi ve onu da bir prize veya bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonra bu da kablosuz bir şarj aletine dönüşmüş oluyor. Burada kafalarda soru işareti olanlar var biraz baktığım üzere. İnternetten kablosuz şarj aletini Wi-Fi üzerinden çalışan bir şey zannediyorlar. Hani bunu internete bağlamamız gerektiğini düşünen arkadaşlar var. Buradaki wireless Türkçe meali kablosuz anlamına geliyor. Yani telefonunuzu şarj etmek için telefonla bu alet arasında herhangi bir kabloya gerek yok. Buradaki wireless oradan geliyor. Yani standart şifre gireyim vesaire gibi bir şey yapmıyorsunuz bu cihazda. Bütün cihazlarda çalışmıyor bu, onu da belirteyim. Bütün telefonlar desteklemiyor. Bunda çeşitli olayları var. Birazdan onlara da değineceğiz. Dilerseniz kullanımıyla devam edelim. Evet, şöyle üzerindeki jelatini yavaşça çıkartalım ve şöyle kenara kaldıralım. Ürünün az önce de söylediğim gibi çalıştığı belli başlı telefonlar var. Mesela bunlardan birisi Nexus serisi. LG G3'te de güzel çalışıyor. Nokia Lumia serisinin belli başlı telefonlarıyla 820, 920, 1020 gibi telefonlara çalışıyor. Onun dışında Samsung'un son çıkardığı amiral gemileriyle yani Note 4, S6, S6 Edge'de sorunsuz çalışıyor. Diğer telefonlarla çalışmıyor mu? Çalışıyor. Ancak mesela bunu Galaxy S4'te kullanmak istiyorsunuz. S4'ün kapağını alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Ondan sonra kablosuz şarj ile uyumlu bir kapağı var. Onu takıyorsunuz. Ondan sonra da cayır cayır kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi alt modellerde kullanması bir tık sorunlu. Yani ekstra bir aparat almanız lazım. Ki o aparatlarla birlikte satılan kutu içerikli versiyonları da mevcut. Şimdi hemen bir test edelim. Bakalım. Ürünün şöyle takıyoruz USB'mizi. Hemen enerjiyi alacak. Evet, kırmızı, yeşil, turuncu şeklinde yandı. Bir daha gösterelim şöyle. Kırmızı, yeşil ve turuncu. Yandıktan sonra sönüyor ve diyor ki abi bana telefon koy, ben şarj etmeye hazırım diyor. Hemen canım diyorum ben de. Telefonumu alıyorum. Şu an test için gördüğünüz üzere Nexus var. Az önce dediğim gibi de Nexus 5, 6 bunlar da hiç sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bakın arkadaşlar, sihir gibi bir şey adeta. Bıraktık ve telefonumuz şarj olmaya başladı. Şurada da yazdığı üzere kaldırdık, şarj gitti. Koyduk, şarj geldi. Cayır cayır şarj ediyor telefonu. Şarjda olduğu için şurada yani şarj ediyorum ben diyor. Yeşil bir ibare var. Arasına bir şey sokmayın diyor kullanım kitapçığında. Yani arasına yok el, parmak vesaire gibi bir şeyler sokmayın. Uzun vadede cihaza zarar verebilir diyor. Ne gibi zarar verir orasını da merak ediyorum. Aslında insan sağlığına zarar verebilir. Şöyle bir tık yukarıya kaldırınca bakalım. Hop, burada şarjı kesti. Şu mesafede hafif bir yükseklikte sorunsuz şarj ediyor ama şöyle üzerine bırakıyoruz tabii ki de. Gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde cihazımızı şarj ediyor. Şarj dedim çok fazla. Buna şarj diyen arkadaşlar var. Sonu Z ile değil J ile bitiyor. Şarj şeklinde okursanız Tesla'da mezarında takla atmaz arkadaşlar. Aslında hani üründe çok fazla bir şey yok. Üzerine koyuyorsun, şarj ediyor. Dediğim gibi belli başlı cihazları şarj ediyor. Belli başlıları içinde ekstra bir kapak almanız lazım. Ürünle ilgili şunları söyleyeyim yavaş yavaş sona da yaklaşırken. Ürün çok gerekli mi acaba? O biraz düşündürüyor. Şimdi siz bu aleti alıyorsunuz. Bunu USB takıp bunu bir yerden güç veriyorsunuz. Peki ben bunu buraya değil de buraya takarsam, takamadım. Ne fark etti? Yine şarj oluyor telefon. Ama bunu alıp buraya takıyorsun. Telefon kablosuz şarj oluyor. Yani işin özü çok çok gerekli bir teknoloji mi? Şu an için şu bence çok fazla değil. Ama bir ofiste çalışıyorsunuz diyelim. Masanızın üzerinde bir köşede bu durur. Hani telefonunuzu da böyle USB soketini falla foş etmemiş olursunuz. Böyle bir güzelliği var. Yani işte kullanışlılığı tartışmaya açık aslında. Yani şey var mesela hani telefon şarjdayken birisi arayınca alıp zart diye konuşabiliyorsunuz. Ama bundayken öyle bir seçeneğiniz yok. Mesela o bir belki eksi yön olarak konuşulabilir. Onun dışında bütün telefonlarla uyumlu olmaması da bir eksi yön olabilir. Ayrıca dediğim gibi gerekliliği bence tartışmaya açık. Ha, bu teknoloji şöyle olur. Bunun içine bir batarya koyarsın abi. Mesela gittiğin zaman bir yerde
kullanabilirsin bunu. Ya da hani restoranlarda falan böyle bütün masaların üzerinde bundan olur. Ve bütün telefonlar bunu destekler böyle. Sen yemeğini yerken ya da çayını kahveni içerken bunu koyarsın böyle. Bu telefonda bir yandan şarj olmuş olur. Bunu harici bataryalı hale getirilebilirse, böyle bir teknoloji varsa bilmiyorum. Belki de vardır o halde. O zaman bir tık daha işlevsel olur gibi geliyor bana. Bu videomuzda sizlere Samsung'un S Charger pedini tanıttık, kablosuz şarj cihazı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan soruları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.